Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Dostlar bugün buradayız. Kızımın ufak bir rahatsızlığı var. Bunun için muayene olacağız, onun için geldik. Kısaca size hastaneyi göstereyim. İçeriye gireceğim, birazdan polikliniklerden kısa görüntü yazan içinde göstereceğim. Hastanede çok değerli doktorlar var. Biz bayağı 7-8 yıldır burada tedavi görüyoruz. Ortopedi ile ilgili. Özellikle tümör, kemik tümörü ile ilgili rahatsızlıklarda Türkiye'nin birçok yerinden bu hastaneye gelip tedavi oluyorlar. Muayenemizi tamamladık. Şimdi hastaneden çıkıyoruz. Gerçekten çok değerli ve güzel bir hastane. Şimdi artık hastaneden çıkıyoruz. Tedavimiz bitti. Şu şekilde bahçede öğle aralarında oturabilirsiniz. Hemen ileride Hacettepe Hastanesi var. Arabayla gelirseniz yol kenarına arabalarınızı bırakabilirsiniz. Saat Kulesi'nin hemen arkasında, karşı tarafta otoparklar, ücretli otopark var. Daha güvenli olsun istiyorsanız aracınızı o otoparka da bırakabilirsiniz. Araçla değil, otobüsle geldiğinizde, Aşçı'ya yani otogara indiğinizde otogar önünden dolmuşa biniyorsunuz. Dolmuşta hastanenin önünde inebiliyorsunuz, Sıhhiye dolmuşuna biniyorsunuz. Ulaşımda sorun yaşamazsınız. Ya 20-25 dakikalık otogardan buraya bir yol sürüyor. Hastanenin hemen karşısına geçtiğinizde karşıda sıralı şekilde lokantalar var. İstediğiniz her türlü yemeği buradan yiyebilirsiniz. Uzun zaman önce geçtiğimiz yıllarda geldiğimde bu köşedeki lokantanın diğer lokantalara göre fiyatının bir tık daha yüksek olduğunu hatırlıyorum. Ama ileride daha hesaplı yemek yiyebileceğiniz, döner vesaire bulabileceğiniz ufak işletmeler de var. Biz hemen şu aşağı inip oradan sağa döneceğiz. Orada da birkaç lokanta vardı. Daha önce oradan da yemiştik, beğenmiştik. Hatırladığım kadarıyla biz oraya doğru geçelim. Yaz mevsiminde gelirseniz ve hastanede işiniz erken biterse hemen yakında karşıda Luna Park var. Çocuğunuzu orada eğlenebilirsiniz. Eczaneler, medikalciler hastanenin hemen karşısında, yakınında. Bakın şöyle İbn Sina'nın hemen karşısına giriyorum. Buradaki yerlerden size göstereceğim. Dostlar buralara bit pazarı kuruluyor. Bakın şöyle. Ayımızı da çekelim. Burada var, bit pazarı var. Soğukta tatlı yemek isterseniz. Evet, buradan aşağıya doğru ikinci el antika hurdacı pazarı, bit pazarı dediğimiz pazarlar devam ediyor. Gelecek.
Biz ciğer söyledik. Ciğer ve yanında pilav geldi. Ortada salata var. Yemeğimizi yiyelim. Lezzetini değerlendirelim. Zuhal Usta'nın yeriymiş. İki ciğer pilav, ayran, iki tane ayran, 280 TL. Şimdi şuradan ana yola çıktığınızda, hemen göstereceğim. Evet, buradan ana yola çıktığınızda gelen dolmuşlara binebilirsiniz ya da taksiye binebilirsiniz. Otogara doğru ulaşım kolay olur. Dostlar, dolmuşla Aşti'ye geldiğinizde böyle yol kenarına iniyorsunuz. Şuradan aşağı doğru gideceğiz. Asansör imkanı da var. Evet, otogar burası. Hadi içeri doğru gidelim. İçeri doğru güvenlik kapısından geçeceğiz. Bilet satış noktalarına geldik. Otobüsümüzün hareket saatine yarım saat var. Evet, otogarın içi bu şekilde dostlar. Şimdi biletimizi alalım. Hava kapalı, biraz serin, güzel bir gündeyiz. Uzun zamandır Aşti'ye gelmiyordum. Buradaki bir değişiklikten size bahsetmek istiyorum. Siz o yürüyen merdivenlerden biletlerin peronuna geldiğinizde, bilet gişelerinin önüne geldiğinizde buradaki bilet firmaları kendi firmalarına yönlendirmek, kendi biletlerini satabilmek için sizi işte nereye gidiyorsunuz, yardımcı olalım vesaire şeklinde biraz ısrarcı da olabiliyorlardı. Bazı görevlilerin bu ısrarcı tutumları tatsızlıkları yol açabiliyordu. Bu kaldırılmış. Bu bence güzel bir uygulama. Merdiven başlarında sizi karşılayan, bilet satmaya çalışan firma görevlileri artık yok. Siz kendiniz firmanızı bulup biletinizi alıyorsunuz. Şu şekilde otogarı da gösterelim. Bu tarz videolardan daha çok olsun diyorsan bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, süper teşekkür tuşuyla kanala bağış yapabilirsin.